Batı Afrika ülkesi Mali'de halk devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Seçimde aralarında eski başbakanların da bulunduğu 27 aday yarıştı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında askeri darbe gerçekleşen Mali'de 21 bin merkezde oy kullanıldı. Askeri darbenin ardından Fransa'nın müdahale ettiği Mali'deki güvenliği Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri sağladı. İlk seçimde %50'yi geçen aday devlet başkanı olacak. Kimsenin %50'yi geçememesi durumunda en çok oy alan iki aday tekrar seçime gidecek. Eski başbakan İbrahim Keita 27 adayın yarıştığı seçimin favorilerinden. Ülkenin eski ekonomi bakanı Soumaoro Cisse de devlet başkanlığı yarışında öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Darbe ve yapılan askeri müdahalenin ardından seçim merkezlerinde heyecan vardı. Benim için çok memnuniyet verici. Ülkem için iyi bir devlet başkanı istiyorum. Mali'de değişimin zamanı geldi. Bunun için acelemiz var. Oy vermek için bile acele ediyorum. Çatışmalar yüzünden yüz binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kalması nedeniyle oy kullanamayacak olması başkanlık seçimi için acele edildiği eleştirilerine neden oldu.